Kapuzbaşı'ndan Yahyalı istikametine doğru yola devam ediyoruz. Hedefimiz Erciyes. Bozuk yolu düzeltme çalışmaları devam ediyor. Ancak yeterli süratte değil. İşte bu yolun daha süratle düzeltilmesi gerektiğine bir işaret. Bizden birkaç saat evvel buradan geçen traktörün acı sonu. Köylüler iki ağır yaralı olmasına rağmen önceki kazalara nazaran ucuz atlatıldı diyorlar. Karşılaştığımız ve misafirleri için tuttuğu alabalıkları bize ikram edemeyen köylü ile yeniden karşılaştık.
kez tuttuğu balıkları bize ikram etti. Ve bir şey yok. Kendine bol bol kıvara açtık. Sen seni bir al. Kendi temizledi ve yıkadı. Çok gelen var. İşte bugün soğuk diye gelmediklerine bak. Köy yerlerde. Evet. Evet. Bunlar çok darbe yiyor onun için. Bu bir karşıya gidiyor. Balıkçı Mustafa, çakımızın keskinliğini tahmin edemediği için parmağını da kesti. Bir yanda ilk yardım sürerken bir yandan da balıklar pişiyordu. Fazla çekmek istemiyorum. Niye çekecek? Bu lezzetli tabi alabalıkları yedikten sonra yolumuza devam ettik.
Ben çocukluğumda çember çevirmemiştim. Ne de olsa şehirde büyüdük. Bu hevesimi böylelikle gidermiş oldum. Kameramızı fotoğraf makinesi zanneden köylü, kendisini görüntülediğimize bir türlü inanmadı. Hani lan Aslı yok? Yaramazlık mı yaptı bu? Yok baba, cık değil mi? Cık yani, yapacağız. Şans yaptı. Cık değil mi? Sadece kırmızı ışık yanıyor. Meclis sahibi, mesela vatandaşların böyle... Bak şu ışık yandığı zaman... Sayıkladı seni şu anda çekiyor. Televizyona çekiyor, fotoğraf makinesi değil. Fotoğraf makinesi çekiyor. O ışık söyletmesi gerek. Yanarken çekiyor. Yeşilköy'den ayrılarak Yahyalı ve Develi üzerinden Erciyes'e yöneldik. Dağ evine ulaştığımızda gece olmuştu. Dağ evinin önünde dolaşan tilkileri bir müddet seyrettik. Medeniyet daha ne kadar çıkarsa çıksın biz buradayız der gibiydiler. Bize ayrılan odamıza çekilip geceyi geçirdik. Sabah kalktığımızda Erciyes bütün haşmetiyle karşımızda duruyordu. Dağ evinin 1945 yılında yapılan eski bölümünde koğuş tipi odalarda 75 kişilik yatak kapasitesi bulunmakta. 1986 yılında hizmete açılan yeni bölümünde ise 95 kişilik yatak kapasitesi bulunmakta. Dörder kişilik odalardan ve suitlerden oluşan yeni bina, lokantası, saunası, sağlık ocağı ile lüks otelleri aratmayacak seviyede. Burayı ziyaret edenlerin bağlı bulundukları kurumların etiketlerinin yapıştırıldığı bölüme biz de etiketimizi yapıştırdık.
bundan 10-15 yıl öncesine kadar burada yalnızca dağ evinin tabiata uyumlu eski bölümü vardı. Oysa şimdi bir sürü otelle civar bir şehri hatırlatıyor. Civarda eskiye ait kalan tek şey Sis Çanı. Ben Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde idari memuru olarak görev yapmaktayım ve aynı zamanda kayak antrenörü olarak görev yapmaktayım. Şimdi bizim burası Erciyes Kayak Merkezi 2215 itfa yüksekliğinde olan bir çok güzel İç Anadolu'muzun sembolü olan bir Erciyes Dağı'dır. Ve yüksekliği 2215 itfa yüksekliğindedir. Kayseri'deki mesafesi Erciyes Kayak Merkezimize 25 kilometre mesafededir. Havaalanına ise 40 kilometre mesafededir. Havaalanında her gün olmak kaydıyla iki sefer olmak üzere uçak seferler yapılmaktadır. Yol ise yol bakımı, karayolları 24 saat bakım altında tutmaktadır. Kayak merkezine gelince şimdi burada 8 tane kamu kuruluşun otelleri vardır ve bir de özel şirketin oteli vardır. Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ise bir TLC sattı 2850 metre mesafede. Yani sandalyeli dediğimiz bir tipte. Ve iki aşamalı olarak da, yani iki istasyon olarak da teleski dediğimiz, yani yerden çekmeli kayakçıları çok güzel randımanlı ve çok güzel kayakçılara hizmet vermekte olan mekanik teleslerimiz var. Artı iki tane sinotrağımız var. Yani sinotrak dediğimiz karı kayakçılara gayet güzel şekilde pis yapmaktadır. Kışın 24 saat görev yapmaktadır. Bir kar motosikletimiz vardır. Acil vakalarda onu kullanıyoruz. Kayakçıların buraya ilgisi nasıl? Kayakçıların ilgisi gayet yoğun ve çok yani böyle istekler vardır kayak için. Yani çok aşırı derecede ilgi vardır. Mesela senede ne kadar kayakçı gelir? Senede 10 bin civarında kayakçılarımız geliyor. Tabii bunu 10 bin derken yarısı yani diyelim 3'te 2'si diyelim günübirlik, diğerleri yatılı olarak konaklamak için geliyor. Tabii konaklama tesisleri şu anda yetersiz kalmakta. Ama inşallah gelecek sene zannediyorum 7 daha otel daha yapılma ihtimali var. Kar kalitesi gayet güzeldir yani kayakçılar için. Çünkü burada nem oranı çok yani sıfırdır nem oranı burada. Kar, toz kar dediğimiz Avrupa'nın yani Alplerin de dahi böyle bir kar kalitesinin olması mümkün değildir. Ama bizim yurdumuzda İç Anadolu'nun güzel diyarı Erciyes'te gayet güzel kar kalitesine sahibiz. Peki mevsim ne kadar sürüyor? Mevsim Aralık başında başlarız mevsim itibariyle. Belki Mayıs'ın 5'ine kadar yani hemen hemen 5 ay gayet güzel bir şekilde, gayet neşe bir şekilde kayak sezonu yapmaktayız. Peki. Çok teşekkür ederiz belki. Ben teşekkür ederim. Bilgiler. Sağ olun. Sağ olun. Akşam üzeri birkaç saat uyuduk. Gece yarısı uyandık ve son hazırlıklarımızı tamamladık. Aracımızın çıkabildiği yere kadar araçla çıktık. Kayseri'nin
Erciyes'ten görünüşü oldukça ilginçti. Sanki altın tozu serpilmiş gibi pırıl pırıl parlıyordu. Arabanın çıkabileceği son noktadan itibaren yürümeye başladık. Artık 18 saat sürecek tırmanış başlamıştı. Erciyes'in zirvesine sırttan ilerleyerek tırmanmayı planladık. Tırmanışın en güzel yanı ise güneşin doğuşunu rahatça izleyebilmemizdi. İşçilik, çocuk ve genci kabiliyet ve arzularına göre yönlendirip muvaffak olmasını sağlayan bir eğitim sistemidir. Pek çok maharet isteyen iş ve sporun bütün dalları işçiliğin birer uzmanlık koludur. İşte dağcılık da işçiliğin bir uzmanlığıdır. İşçiliğin hayat felsefesinden geçtiğimiz bölümlerde bahsetmiştik. Bir de yalnızca dağcılık sporuyla uğraşan dağcı gençlerimiz var. Aslında dağcılığın da felsefesi var. Eski dağcılardan ve dağcılığa büyük emek sarf etmiş olan Muharrem Barut Hoca bunu şöyle açıklamış. Dağcı maymun iştahlı, gelgeç mizaçlı değildir. Onun irade kelimesini bile bastıran yılgınlık bilmez bir iç kuvveti vardır. Dağcı aslını, esasını bilmediği şeylere inanmaz, dedikodu yapmaz. Dağcı neşesinde, eğlencesinde kararlıdır. Sululuktan, cıvıklıktan haz etmez. Dağcının özü sözü birdir. Kaypaklıktan, döneklikten tiksinir. Dağcı, hürriyeti bir disiplin çerçevesinde mütalaa eder. Serkeşlik, bozgunculuk onun kıymet vermediği meselelerdir. Dağcı silahtan arkadaş edinmez. Silah sesi kovuklarındaki kurdu kuşu, yamaçlarda uyuklayan korkunç çığları uyandırır. Hakiki dağcı en çok güvendiği, üzerine titrediği sağlığı ve ahlakı için alkolü barışılmaz bir düşman tanır. Aslanı yatağının temizliğinden, hakiki dağcıyı da dağ evindeki, sığınaktaki tertipli hayatından tanırız. Dağcı çalıştığı yamaçlara, turlarda takip ettiği yollara, botlarının izlerinden başka leke bırakmaz. Karların ana sütü gibi ak, ulvi temizliğini kirletmez. Dağcılıkta yaklaştıkça uzaklaşan, uzaklaşıldıkça yaklaşılan noktanın adı doruktur. En iyi dağcı, kalbinin ve ciğerlerinin normal işleyişini değiştirmeden, lüzumsuz hamlelerle kan ter içinde kalmadan doruğa ulaşan kimsedir. Tabiat sevgisi insanı Allah sevgisine yüceltir.
Dağcının dilinde küfür ve hakaret kelimelerinin karşılığı yoktur. Dağcının vatan sevgisi erişilmez doruklar gibi yüce, bir dağ havası kadar sağlam, taze yağmış kar gibi temizdir. Göçen taşlara ve düşen çığlara karşı dağcının yegane koruyucusu, emin silahı, kılı kıpırdatmayan soğukkanlılığıdır. Telaş farfara ya sizi kazaya götürür ya kazayı size getirir. 1978 yılında bir trafik kazasında kaybettiğimiz Muharrem Barut Hoca, dağı seven fenalık düşünemez. Menfaatler ve ikballer karşısında başım Erciyes kadar dik derdi. Umarız bu felsefeyi yeni dağcılar da öğrenmişlerdir. Thank you.
Tırmanışımız esnasında bir de tehlike atlattık. 500 metrelik bir uçurumun üstünden geçerken kameramanımız ve Alper kaymaya başladılar. Yaklaşık 20 metrelik bir düşüşten sonra ellerindeki buz kazmalarını saplayarak durabildiler. Heyecanlarını atlatabilmek için bir müddet beklediler ve yola devam ettiler. Ayağa kalk, orada yavaşça. He öyle. Sen de sapla kazmanı Alper. Sen kalk yavaşça. Ayakların ucunu veya yanını basacaksın. Çıkıyoruz Hasan abi. Evet. Buna dağcılık attı. Tırmanışımız henüz bitmedi. Erciyes'in zirvesinde inşallah gelecek bölümde beraber olacağız. İsmail Küçük, Fatihci Grubu Koruyucu Kurul Üyesi, fotoğraf sanatçısı. Umarız seyahatlerde istediğin kareleri yakalamışsındır. Teşekkürler İsmail. Kameramanımız Hüseyin Baş. Yurt Haber Konya temsilcisi. Vasiyetini önceden yazacak kadar güç şartlarda çekimler yaptı. Teşekkürler Hüseyin.
Alper Alpözgen, Fatih İzci grubunda Ergin İzci. 9 yıllık izcilik geçmişi sayesinde kampları kolaylaştırdı. Bundan böyle hep ekibimizdesin. Teşekkürler Alper. Hasan Subaşı, İzcilik Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi, arkeolog ve sanat tarihçisi, Fatih İzci Grubu Grup Başı.
Yürü. Yerden gel, Allah'ta toplayalım. Gel şuraya. He? Nerem orada? Azıcık ne olacak? İki. Nerem orada? Sen gel şuraya mı? Bunu da bulamadım ya. Ödümü koparın ya. Hadi gel şuraya mı? Getir. Gel baba. Bak şöyle bırak. Bak şöyle aydan kaç. Devam. Ver abi, ver bak bisikleti. Ver. Ay sen dikkatli ol. Ya ben gelmedi, o kutu ya.
Tamam gel. Kameranın kablosuna bastım. Yeah.
sen ne yiyorsun? Marabat talavala. Marabat talavala dedi. Durdu da durdu da. Ne yapıyorsun o? Ne yapıyorsun o? Yapma ya. Makinelerle çok korkuyorlar. Buranın keçisi kaç. Ne zaman? O yabancı da korkutuyor. Bak şöyle. Hadi gidelim. Dermenci gelmedi. Dermenci gelince bakalım. Metrenin yerine koysana. Şunu ürkütsene. Taş at. Taş at ya. Ya o görüntü bana lan. Domatesler, biber var. Bunlar da doğru işlersen ya. Doğru yanat olmadı. Ya bu senin ocağın yanmıyor üstad ya. Bak kilitlisin. Geçtirip. Geçtirip abi. Döndürecek mi? Abi kapma. Ben onu unutuyorum. O, bir şey de var.
Alper, kamerayı yamuk tutuyor. Ben tutuyorum. Merhaba. Merhaba. Merhaba izciler. Güzel bir şey yapalım. Konuşturalım, konuşturalım. Merhaba izciler. Çocuklarımızı selam verdim. Evet. Ben doğramayacağım. Hep dağılıyor. Otur abi. Otur. Otur abi. Aşer böyle ne? Oraya çıktın bak. Çok büyük şey yaptım orada. Kaza yaptım da. Ben şöyle bir daha çıkayım. Yok, uzakta. Nimet bitmez. Tamam mı dayı? Evet. Sizi tanıyalım. Ben Milli Park bekçisiyim, görevli. Çaylı'yla bekçisiyim. Sağ bekçisi. İsim? Duran Uçar.
Duran Bey ne kadar zamandır burada görevlisiniz? 93'ten beri. Bu görev Milli Park ziyaretçiler tarafından sık sık ziyaret ediliyor mu? Ya da onların buraya gelmeleri ne kadar sıklıkta oluyor? Kimlerin dediniz? Misafirlerin yani ziyaretçilerin hangi aylar içinde buraya gelmeleri daha iyi oluyor ve geliyorlar mı? Şimdi bunlar Mayıs'tan 10'uncuya kadar pek çok ziyaretçi geliyor. Bazı haftalarda günlerde 100 kişi giriyor Cumhuriyet'e pazar. Yabancı ve yerli çok geliyor. Evet. Bu bulunduğumuz mevsim pek ziyaretçi gelmeyen şimdi mi? Biraz mevsim soğuyunca ziyaretçi az geliyor şimdi bugünlerde. Evet. Burada dağ keçisi olduğunu söylemiştiniz. Hala var mı eskisi gibi? Şimdi bundan önce pek çoktu burada. Dava sürüsü miydi? Vatandaş köyler buraya katname yetti. Şimdi Milli Park ilan olunca şimdi koruyoruz. Şimdi gene sürü görünmeye başladı bu yakınlarda. Şeylerin üstünde kayalar olur. Yükseklerde böyle de. Yani şimdi gene çoğalmaya başladı. Evet. Koruyoruz. Burası Kapuzbaşı Şelaleleri olarak anılıyor, evet, değil mi? Evet. Siz bize bahsetmiştiniz. Hangisi bu şelalelerden daha çok akıyor ya da azaldığı oluyor mu bu şelaleler? Şimdi yedi göller donduğu zaman şelalelerin ikisi, güneş şelalelerinin burada şelalelerin biri azalır. Güneş şelalelerin birisi kurur. Başkası ikisi devamlı bir kararlar. Ne artar ne azalır. Evet. Bu arkamızda görülen aynı böyle duruyor. Aynı böyle durur. Bu hiç yaz, kış 12 ay bu düzeyde durur yani. Siz de burada 12 ay boyunca bekliyorsunuz. Evet, bekleriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Biz de Kanal 7 oradan sizin gelip buralara görüntülerimi vermek için şeklinizde size teşekkür ederiz efendim. O zaman inşallah o güzel mevsiminde de beraber gelip sizinle burada beraber Yedi Göller'e gitmek nasip olur inşallah. İnşallah, kısmet olursa gideriz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi günler. Hayır. Çekme onu, çekme. Çok kirli onu. Hadi bunu ışık. Sormadım. Aa, yağlı tavada çekin. Bir şey sormadım. Çok önemliydi bak bu işi unuttum. Ben buraya şimdi mektup atarsam mektup 15 günde zor gelir. Ya evvel atacağım mektubu. Diyeceksin ki biz şu ayın 10 günlerinde burayı şey yapacağız. Onu bilemiyorum işte. Ha. Ama şöyle olur, ben bu köye haber veremezsem bir alt köye haber veririm. Ormanı açarım telefonu, ha, derim ki öyle, Duran abiye söyleyin. Oldu, tamam. Hadi gel abi.